Nasılsın Özde? İyiyim hocam. Her şey yolunda mı? Evet, sadece bir tık duygusalım. Hatta bugün alışverişimde de izlediniz. Bir tık böyle gözlerim doldu son haftaya girdiğimiz için. Bu yalnız çok enteresan. Siz de bilmiyorsunuz. Biz yukarıda biz de öyleyiz. Biz de yani evet. Bitsin falan tatil yapalım derken şimdi evet. Bitmesin diyoruz. Yani devam edelim diyoruz. Alışkanlık var çocuklar. Tabii. Ailemizden çok sizlerle beraberdik. Siz de bizlerle. Tabii ediniz. Yani. Birbirinizleydiniz. Ne kadar birbirinizle münakaşa da yapsanız. Bir alışkanlık var hepinizde ya. Ne olursa olsun. Yani yaklaşık 10 ay mı 11 ay mı bir ben tabii, daha iyi çetere tabii. Tutar bu konuda. Hani burası bizim hayatımız olduğu için bir tık hani böyle ister istemez ben böyle tüylerim diken diken oluyor. En fazla bir benle sen miydin 11 ay? En fazla bir ben. En fazla bir ben sen misin? Ondan sonra ben geldim. Bir gelişim oldu bir daha gitmedim. Gitmedi. İnşallah kızım şampiyon olup gidersin. Ne diyeyim bu hepinize söyleyeceğim söz. Yani çünkü bizi çok ilgilendirmiyor sizin şampiyonluğunuz. Hanginiz hak ediyorsanız o olacak zaten şampiyon. Ya da bugün... Puanlara göre gidecekler arkadaşlarınızdan biri veya ikisi diyorum. Ay bugün kedileri sevmişim. Ya evet. Güzel. Ay alsaydım bir tane o beyaza ya. Bayıldım ben. Çok tatlıydı Seren Hanım. Bir de o kadar oyuncuydu ki beni görür görmez. Zaten şöyle kafese falan kafasını şey yaptı. Dedim ki negatif enerjimi atayım. Çünkü ister istemez negatif çok doluyoruz. Kedimi de çok özledim. Pomponumu. Ay ben de ya. Aynen alışverişe başlamadan 5 dakika kedileri şöyle bir sevdim. Sonra alışverişime başladım. Onun için enerjim gayet yerinde. Ne güzel. Vallahi. Şimdi şey söyleseydim. Mesaj atacaktım Özde alalım. Ben şuna inanıyorum. Benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ben daha evvel hep köpeklerim oldu. Köpekler benim de evet, her zaman vardı. Çok sahiplidir. Kedi kültürüm çok fazla yoktu. Bir tanem ama vardı. Sonra bu kedi oldu. Bunu sokaktan birbirimize bakıştık. 3 aylıkken alıştık. Fakat derler ya kedi için. Ya o ev benim. Sen git mühim değil. Benimki aynen. Beni bekliyor ama. Benimki beni bekliyor ya. O evde yalnız kedi başka başına. Bir şey. İnsanı böyle şeye alıyor ya. Özlüyorsun. Ben bu kediyi enerjisini özlüyorum. Gerçekten kötü enerjiyi kesinlikle alıyor. Yani bence gerçekten hayvan hani beslemek adına kedilerin bir de evde o rahatlığı. Bambaşka. Köpek çok daha zor tabii ki ama kedi kesinlikle bence herkes sahiplenmeli. Ben çok seviyorum. Ediyorsun kedi besledin mi? Yani arkadaşlarım aynı evde 2-3 ay kaldığım oldu ama köpek bana daha farklı böyle. Peki ben nasıl alayım? O da çok tatlı. Tek başınayım nasıl alayım? Bir seyahate zor gidiyorsun, ben. Şuraya evet, gidiyorsun. 3-5 gün çok gelemiyorsun. Zor. Kedi köpeğin bekliyor. Köpeğin zorunluluğu daha bir fazla. Bir de köpeği gezdirmen gerekiyor. Tabii. Ondan sonra özel bir ilgi istiyor köpekle. Öyle bir ama kedi bir tık ilgisini yapacak olanlar alsınlar. Hele sokakta evet. Bekleyen evet. O kadar tatlı evet. Köpekler var. Zaten Özde sokakta kedi kovalıyor böyle. Ben köpek kovalıyorum. Vallahi özledim. Hayvan sevmek çok güzel. Bir ben de çok sevdim. Evet, belgeselden çıkıyorsak. Çıkıyoruz. Şampiyonluk heyecanı bastı mı seni? Yani gergin değilim ama tabii ki çok heyecanlıyım. Hep diyorsun garanti ben olacağım birinci diye. Yani, niye basıyor o zaman? Garanti gördüğü için kimse de... Yok yani heyecanlıyım hocam. Şeyin heyecanı. Sona yaklaşmış olmanın verdiği bir heyecan. Ama evet. Hani böyle stresli değilim.